Herkese selamlar dostlar. 27 Eylül 2020 daha tahminleriyle hepinize selamlar. Bugün için 4 tane mücadele seçtim. Hızlısından seçtim. Şöyle bir 2 saat analiz yapmıştım. Zaten gözleri e, maçları belirlemiştim. Önceki günleri pek raporlaştıramadım ama salı günkü videoda daha rahat bir şekilde raporlaştıracağım. Saat zaten 8.30. Videoyu montajla yüklederken saat saat 9.30'u bulacak. 4 tane maç seçtim. Sizlere önerileri yapacağım. Nasıl ne bitebile şeklinde takip ettim. 4 tane mücadeleyi aldım. Öncelikle sizden ricam videolara like atarsanız yorum yapmak isteye bağlıdır. Ama sizden ricam videolara like seviyesi şöyle 300 seviyesinde like gelirse teşekkür ederim. Öncelikle elleriniz dert görmesin diyerek devam edelim. Şimdi 26'sının sonuçlarını raporlayacağım sizlere. Fakat şu an tam bitmedi veya tam ben hazır değilim öyle diyeyim. Türk gücü maçı, maçı mesela 2.50 gibi orandan önerdik. Geldi. Antwerp KG, Altmer geldi. Sasulo maçına maç sonu 1, 1.500 kombine yapmıştık. Maç sonu 1 bitmişti mesela. O biraz ters oldu bana. Şansım oradan pek yaver gitmedi ama çoğu maçta başarı sağladık. Dediğim gibi salı günü videoda raporlaştıracağım bunlara. Canlı Telegram grubundan bahsedeyim hemen bir de. Ondan sonra devam edelim. Şimdi zaten şurada görüyorsunuz Galatasaray maçı dakika 68 önümde açık benim hala izliyorum mücadeleyi. Galatasaray maçına ben dedim ki bu saatten sonra yenilmez. iki tane canlı bahis verdim zaten. Baktığım zaman e, hem ikinci golünü verdim hem de Galatasaray'ın ben yenilmeyeceğini bu maçı kaybetmez şekilde verdim. İlk yarıda Halil'in kaçırmış olduğu bir pozisyon vardı zaten. Ben dedim orada zaten Galatasaray bu maçı kaybetmez diye düşünüyordum. Keza şu anda kaybetmiyor. Devam ediyor. 2-1 önde. Bakalım dakika 70. Onun dışında canlı bahisler olarak da devam ediyoruz. Roma maçının 10.5 üst kornerini verdim. Beklemede mesela dakika 70 falan. Bu Galatasaray maçlarının oranları şu şekilde. Onun dışında Galatasaray maçına ilk yarı 0.5 üst sürpriz olarak da ilk yarı bir şekilde verdik. Bakın iki orandan biz vermişiz burada Avrupa oranlarından. Şuradan iki orandan vermişiz bakın. İki orandan vermişiz yani 1.30'dan vermedik burada. Onun dışında Freiburg mücadelesi tekli önermiştim. O geldi. Onun dışında şurada çok güzel bir seri yakalamıştım. Onu göstereyim sizlere. Sassuolo maçı maç sonu 1 geldi. Brest maçı ikinci gol ev geldi. Fenerbahçe maçı 3.5 alt o geldi. Bir tane daha gelmiş olması lazım. Ya bunların ben size raporunu salı günkü videoda zaten açıklarım sizlere. Sizler de katıl Telegram grubumuza gelip canlı bahislerden faydalanmak istiyorsanız katıl dedikten sonra burada Telegram grubu zaten ana Telegram grubuna gelmek için bu pakete geleceksiniz. Telegram ve yüksek oran grubu ise burada. Burada skor denemeleri ve yüksek oran tercihlerimiz bulunuyor. Buradan bu gruba gelebilirsiniz. Her şey dahil iletişim paketinde ise ekrana gelsin hatta burada tam ekrana. Arkadaşlar ekranda gördüğünüz üzere her şey dahil iletişim paketinden bahsedeyim. Çok güvendiğim maçları ben sizlere öneriyorum bu şekilde. Bu maça da aynı şekilde güveniyordum Freiburg mücadelesine. Önerdim ben kendim de oynadığım miktar da yazdım zaten yüklü oynayacaklar buradan deneyebilir şekilde, oynayabilir şekilde önerdim. Bu şekilde mesaj attım. WhatsApp oluyor onlarda. Benim numaramı görebiliyorlar topluluk kısmında WhatsApp'ta. Oradan ben zaten kayıt ediyorum bana mesaj attıkları zaman. Oradan ben iletişime geçiyorum veya yüklü mesela Ajax maçına da yüklü girmeyi düşünüyorum mesela. Arkadaşlara yine aynı şekilde öneri yapacağım. Bakalım. Beşiktaş'ın kadrosu belli falan oldu. Fakat tam Ayaksa da bakmak lazım. Bu şekilde yüklü girdiğim zaman bu arkadaşlar da zaten WhatsApp üzerinden direkt bilgilendiriyorum. Sizler de gelmek istiyorsanız zaten paketlerimiz mevcut arkadaşlar. Diyerek maçlara geçeyim. Trabzonspor Alanyaspor mücadelesi. Videonun sonunda bir kombin önerisi yapmadım onu da belirteyim. Burada arkadaşlar Trabzon kendi evinde ben Alanya'ya karşı güzel bir futbol sergiler diye düşünüyorum ben. Nasıl sergiler? Şimdi Alanya Spor'da Bülent Korkmaz geldi. Oynadığı maçlara bakalım. İki maçına ben gittim Bülent Korkmaz'ın maçında. Hiç gol yemedi. Defansı güzel. Mesela Milinkovic var defansta. Pardon Milinovic. Milinkovic dersek yanlış olur. Milinovic. Bir de Avay Mine var. Siyahi futbolcu. Gerçekten çok başarılı o mesela. Hem defansın bel kemiği de olduğunu belirteyim. Onun dışında Trabzonspor'da bir Avrupa mücadelesi yok. Bir şey yok. Son maçında 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor darda kalırsa gerçekten güzel bir futbol sergiliyor. Öncelikle ben benim bu maça tahminim en çok korneri arkadaşlar Trabzonspor kullanır. Bakın açmamışlar fakat yarın açacaklardır diye düşünüyorum. Ben kornerin daha çok Trabzon tarafını kullanmasını bekliyorum. Alanyaspor çünkü kanatları gerçekten kullanamıyor Efecanla gelmeye çalışıyor fakat ya gelemiyor yani çok fazla gelemiyor öyle belirteyim ben size. Ondan dolayı ben daha çok kornerin Trabzonspor kullanacağını düşünüyorum. Oran açmamışlar. O yüzden tam oran söyleyemiyorum. Fakat şunu da söyleyeyim. Ben Trabzonspor'un kaybedeceğini düşünmüyorum. Burada kazanırsa da tek farkla kazanır. Ben 2-1'lik bir skor bekliyorum. Hatta skora göre gidelim. 2-1'lik skor 6 gibi oran açmışlar burada Trabzonspor'a. Onun dışında ev sahibi 1.5 üst alabilirsiniz. Tekrardan öneriyorum. Ya 2-1'lik skor bekliyorum. En çok korneri de Trabzonspor kullanır diye düşünüyorum. Şuradan nereden göstereceksek. Aynen. Ev sahibi 1,5 üst oranı 1,54. Onun dışında Trabzonspor'un direkt taraf galibiyetini alabilirsiniz. 1,43. Ben Trabzon tarafındayım yani. Burada Trabzon'un galibiyetini alabilirsiniz. En çok korner Trabzonspor alabilirsiniz. Ev sahibi 1,5 üst alabilirsiniz. Çoğu zaten aynı kapıya çıkıyor. Hanginiz hangisi kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Ama belirttiğim gibi ben Trabzon'u 2-1'lik skorlarla burada kendi evinde yenmesini bekliyorum. Çünkü bir Avrupa mücadelesi yok. Başka bir derdi yok. Tasası yok. Ligine odaklansın. Devam etsin. Çok da güzel futbol sergiliyor. Değerlendirmek isteyenler bu yönde değerlendirme yapabilir. Galatasaray 3'ü atıyor mu? Dönen top. İrfan Can Eğri Devam edelim. Victoria Berlin'de TSV Havelse mücadelesi. Hatta Victoria Berlin'de iki tane Türk oyuncumuz var arkadaşlar. Tolgay Ciğerci ile Ufuk veya Rıfat olması lazım. İsmini hatırlamıyorum. Bakmıştım ben analizledim. Kadroları bu lig için Bundesliga için çok iyi gidiyor şu an. Kadrolara da şöyle baktığımız zaman da çok da bir iyi kadroları yok arkadaşlar. Onu da belirtelim Victoria Berlin. Fakat kenetlenmiş bir şekilde çok güzel futbol sergiliyorlar. Günün en güzel maçlarından bir tanesi. Bundesliga 2'ye çıkmak için mücadele ediyor bu takımlar. Almanya Bundesliga 3. lig mücadelesi. Evinde en iyi takımlardan bir tanesi gördüğünüz üzere Victoria Berlin kendi evinde oynayacak yine bu mücadeleyi. Ev sahibi taraf galibiyetine çok güzel oran açmışlar. Oynadığı 5 maçta 3 gol yemiş 10 tane de gol atmış arkadaşlar Victoria Berlin takımı. Şöyle gösterecek olursak da takımın en golcü ismi de Tolgay Ciğerci. 6 golle bizim adamlarımızdan. Onun dışında Tolgay Ciğerci'den zaten bahsettim arkadaşlar. Onun dışında ben Victoria ben deplasmandan bahsedeyim biraz da. Deplasmana da biraz istatistik olarak yaklaştım. Ben gidip de Havelse mücadelesi izlemedim ortada durumu. Son iki maçında biraz <laughs> toparlandı pardon. Son iki maçında biraz toparlandı. Fakat genel olarak deplasmanda karnesi pek iç açıcı değil. 19. sırada oynadı 4 maçta deplasmanda 1 gol atıp 6 gol yedi. Ben yarın bu mücadeleyi katıl grubunda yapacağım. Kombineyi de koyacağım. 1.37 gibi orandan maç sonu 1'i değerlendirdim. Değerlendirmek isteyenlere bol şans. Crystal Palace Brighton mücadelesi. Alın size çok güzel bir mücadele. Ben arkadaşlar ben oranların tersine gideceğim bu mücadelede. 2.5 altına 1.48 gibi oran açmışlar. Oynamam. Kesinlikle oynamam. 1, 40... Oynamam bu mücadeleye. Şey 2.5 alt. Ben bu mücadelede arkadaşlar beraberliğin çıkmasını bekliyorum. Bakın beraberliğin çıkmasını bekliyorum. Ya 1-1 skor ya 2-2 skor çıkacaktır diye düşünüyorum. Önceliğim 2-2 skor. Bakın 2-2 skora gidiyorum. Ben burada sizlere idealden de önerebilirim? Crystal Palace mücadelesine. Şimdi bakın Zaha öncelikle biraz bahsedeyim. Palas'ta kendi evine oynadığı zamanda Zaha yeni transferleri Eduard, Benteke belki yedek olabilir. Ay bir şekilde ileri attığında iyi işler çıkartıyor. Arkasında Koyate ve ve Keliger mı bir tane adam var. Sarı saçlı arkaya böyle bağlayan yakışıklı bir çocuk. Tam ismini telaffuz edemiyorum. Kusura bakmayınız. Fakat hücum hattında çok fazla başarılı oluyor. Aynı şekilde Brighton takımı da çok ileri hattı olsun, orta sahası olsun. Kalede çerçeveyi gördükleri zaman çok fazla şut denemesi yapıyor. Kısaca bu maçta gol olur. İdealden alacaklara ben 1.5 üstünü öneririm. 1.32 gibi orandan sizlere idealden öneririm. Onun dışında yüksek oynamak isteyenlere burada 2.5 üstünü yani tek maç olarak değerlendirmek isteyenlere burada 2.5 üstünü de öneririm. Onun dışında 2-2 skor bağlamında bakın 2-2 skor bağlamında 3.5 üstünü de öneririm. Hatta sizlere yüksek orandan maç sonu 0'ı ve 2-2 skoru da öneriyorum. İsteyenler denesin. Maçlara skor bazında yaklaştım. Onun da oranını gösterelim. 14 oranı var 2-2 skorun. Ben biraz oranların tersine gittim. Pazartesi günü zaten ters sonuçlar çıkıyor. Çıkarsa da ters sonuç böyle çıksın. Bahsettiğim gibi idealden 1.5 üstünü alabilirsiniz. Sizlere en ana tercihim olarak bunu sunabilirim. Celta ile Granada mücadelesi. Celta Vigo yavaştan toparlandı. Aspas yavaş olarak sahneye çıkmaya başladı arkadaşlar. Celta Vigo'nun kadrosu gerçekten kaliteli bir ekip. Bu zamana kadar zaten kaybetmesi biraz anormal oldu. Granada henüz galibiyet alamadı. Onlar da güzel kadrosu var. Galibiyet alamayan takımdan korkacaksın. Özellikle böyle cuma ve pazartesi günlerinde. Ben sizlere önerim şudur. Granada'nın son maçının özetine baktım. 3 kilik bir mağlubiyet aldı. Son dakikalarda mağlup oldu yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle göstereyim sizlere de yalancı çıkmayalım biz. Dakika 82'de aynen öyle. Dakika 82'de mağlup oldu. Yine beraberliği koparıyordu ki zaten Real Sociedad çok kaliteli bir takım. Ben Granada'nın burada yavaş yavaş toplandığını son maçında güzel bir, güzel bir performans sergiledi. Ve burada atacağı bir golü değerlendiririm. Ev sahibi gol yemez hayır. Oran ya Granada'nın golünü bir elle açarsanız ben de değerlendiririm arkadaşlar. Ondan dolayı ben Granada'nın burada atacağı bir golü değerlendiriyorum. Ee, değerlendirmek isteyenler değerlendirsin. Bu biraz riskli bir tercihtir. Fakat yani 90 dakika bir takımın golünü beklemek bir 50 gibi orandan gayet güzel. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Bu 4 maçı sizlere sundum değerlendirdim. Ee, dediğim gibi videoya like atın. Kanala abone değilseniz abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bir konudan bahsetmek istiyorum. Papara'yı kullanırken özellikle son dönemlerde sıkıntı yaşayanlar varmış. Papara bazı limitler getirdi. Yurtdışından oynayanlar varmış, Avrupa'da oynayanlar varmış. Onlar sıkıntı yaşıyormuş. Sizden ricam bu dönemde Papara'yı çok fazla kullanmamanızdır. Alternatif seçeneklere yönelmenizdir. Paparayı kullanırsanız sizler de mağdur olabilirsiniz. Ondan dolayı çok fazla papara seçeneğini kullanmamaya çalışın. Alternatif yöntemler payfix olur, banka kredi kartı gibi yöntemleri kullanırsanız sizler de sıkıntı çekmezsiniz. Onun da bilgilendirmesini yapayım. Instagram'dan çünkü mesela tanlar oluyor böyle bu şekilde mağdurum diye. Onlara ben de yardımcı olmaya çalışıyorum bilgi vererekten. Sizler de şöyle bir genel bilgilendirme yapayım diye sizlere de belirtmek istedim.